Biliyorsunuz Evliyaullah'tan Behlül Dane Hazretleri var. Behlül Dane Hazretleri bir gün bir yerden geçerken bir duvarın eğri olduğunu görmüş. Yıkılmak üzere olduğunu görmüş. Birkaç gün sonra tekrar gelmiş, o duvarın eğri olduğu yerde oturmaya başlamış. ''Efendim, burada neden oturuyorsunuz? Bu duvarın neyini bekliyorsunuz?'' demişler. ''Bekleyelim, görelim.'' demiş. Beklemiş, birkaç gün sonra o eğri olan duvar, meyil ettiği, eğrildiği yöne doğru devrilmiş. Devrilince günlerce beklediği Behlül Dane gülmeye başlamış. Efendim bununla gülünecek ne var? Kaç günden beri bir duvarın başını bekliyorsunuz. Duvar yıkıldı diye şimdi de gülüyorsunuz. Deyince demiş ki, nasıl ki duvar ettiği yöne doğru devrildi, ben de Allah'ıma doğru meyilliyim, İnşallah ona doğru bir gün devrileceğim demiş. Hiçbir şey kendi zıttınca devrilmez. O duvar meylettiği yönün tersine doğru devrilmez. Kul hangi yöne doğru meylediyor? Tutkunluğu, rabeti, icabeti hangi yöne doğruysa Allah da o yöne doğru o kulun son nefesini alır. Önemli olan rabet gecesinde regaib günlerinde kendimizi muhasebeye çekmek. Acaba biz hangi yöne doğru daha meyilliyiz? Tutkularımız, zevklerimiz acaba hangi yöne doğru onu kendi iç dünyamızda sorgulamak durumundayız. Bu geceyi veya üç ayları gerçek manada ihya etmeyi düşünüyorsak, öyle bir derdimiz varsa ki var ki elhamdülillah o dert bizi uyutmadı. Bu saatte buraya getirdi. Rabbimize hamd olsun. O zaman kıymetli dostlar. Yaşadığımız dünyada o kadar tutkunluklar, o kadar zevkler, o kadar bizi fırtınanın önünde çeviren işler var ki asıl insanoğlunun bu fitne döneminde meil ettiği yönden farklı bir yöne dikkatini çekmemesi. Onun için Allah'ımıza rağbet edelim, Allah'ımıza icabet edelim, ondan isteyelim. Ondan başka el açacak Rabbimiz yok. Yalvaralım, yakaralım ve dua edelim, dua edelim. Duanın en geçerli olduğu, sevgilinin sevgiliye en fazla gözyaşı döktüğü bir saat diliminde Bizlerde ona benzeme adına bizler de bu saatte inşallah dua edelim. Dua edelim ki Rabbimiz dualarımız vesilesiyle ümmeti Muhammed'e yardım etsin. Bizim rağbetimizi artırsın. Habibine bağlılığımızı tutkunluğumuza vesile eylesin.